Alo. Ayşe Hanım, bizi duyabiliyor musunuz? Peki, telefonumuz düşmüş. Eskişehir'den bir telefonumuz var. Nur'dan. Nurhansa. Nurhan Hanım, duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum. Buyurun, sorunuzu alalım lütfen. Ben çocuklukta geçirdiğim romatoid artrit hastasıyım. Ne hastasısınız? Romatoid Romatizma. Evet. Kapakları, kas kapaklarıma hasar bıraktı. Tedavi görüyorum ama bu arada romatoid artrit ataklarını yaşıyorum. Evet İbrahim Bey. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Bizi yayından izleyebilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet İbrahim Bey. Evet. Şimdi şimdi tabii şu kakao gibi olan bitki tozu, bu şeytan pençesi kökü denen bitkinin köküdür. Şu evet. şeytan pençesi. Yer elması gibi. Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişir. Bunun Almanlar orayı hemen hemen hep parsel parsel kiralamışlar veya satın almışlar. Burada şeytan pençesi kökünü yetiştiriyorlar. Kurutuyorlar. Damlasını, derecesini, hapını yapıyorlar. Mesela sadece Freiburg şehrinde Profesör Doktor Kubrinski artrit yani eklem iltihaplanması, artroz, eklem deformasyonu, fibromiyalji, yumuşak doku romatizması ve ankilozan spondilit, omuz, sırt, bel ağrıları olan romatizma hastaları üzerinde denemiş. Klinik araştırması. Binlerce hastayı sadece bu Profesör Doktor Kubrinski ve ekibi tedavi etmiştir. Ayrıca Alman Sağlık Bakanlığı da acaba burada bir problem mi, gerçekten bir inandırıcı mıdır diye onlar da Amerika'da olduğu gibi FDA gibi gıda kontrol merkezi var. Onlar da 1024 hasta üzerine tedavi denemesi yapmışlar. Her türlü romatizmayı tedavi etmişlerdir. Yine Fransa'da 800 omuz, sırt, bel, baş, eklem ağrısı olan romatizma nedeniyle hastaları tedavi etmişlerdir. Şeytan pençesi forte diye biz çok güzel bir ürün geliştirdik ama bu kadar ürün içerisinde bulamayacağım herhalde. Peki. Evet. Yani bağırsaklarında problem varsa bağırsakların tedavisi şart. Gastriti varsa gastritin tedavisi şart. Karaciğer yağlanması varsa karaciğer yağlanması şart. Eğer ki bu rahatsızlıkları yoksa şeytan pençesi forte kullandığı zaman şimdi sadece çayını içse de etkili. Fakat bunun birleşimindeki etken madde harpagozit. Az, ya yani %5. Biz bunun damıtılarak elde edilen ekstraktını kullanıyoruz. Mesela böyle bir kavanozda etken madde %5 ne yapar? Aşağı yukarı 5-6 gram etken madde. Bugüne kadar her türlü romatizmayı tedavi ettik. Problem değil. Sadece tedavi süreci kişiden kişiye değişir. Kimi 3 ayda, kimi 5 ayda iyileşir. Kronik veya akut oluşuna göre değişir. Peki. O zaman